Bir ara atmıştım. CHP'de hakikaten Kılıçdaroğlu'na yakın önemli bir isim. Bir yerde tesadüfen karşılaştığımızda sohbet esnasında dedi ki ya niye dedim hani Kemal Bey ısrar ediyor. Bak işte İmamoğlu var, işte Mansur Yavaş var vesaire dediğimde dedi ki siz dedi İmamoğlu'nu tanımıyorsunuz dedi. Falan başka şeyler de anlattı. Yani İmamoğlu'na ilişkini hakikaten çok güvensizler yani. Ve zerre sevmiyorlar. Yani o CHP tabanından yani CHP delegeleri içinden ben İmamoğlu'nun çıkacağını düşünmüyorum. İmamoğlu bana göre kendince doğru bir hamle yapıyor şu açıdan. Yani hepimizin de üzerinde mutabık kalacağımızı düşünüyorum. Yani çok güçlü bir şekilde ittifak kaybediyor. Bu şekilde giderse aday yaparlar mı CHP'den? Yani İmamoğlu zor gözüküyor yani. Onu zaten beni yani asıl Yani hikayesi şey İyi Parti'ye belediye demiş başkan asıl adayı. Ha, planı. belediye başkan adayı. Bunu yapmazlar. Hani bu kadar en kritik zamanda bu kadar kriz üretmiş, sorun üretmiş birine yeniden bir sorumluluk vermek istemeyeceklerdi. Şimdi yani İyi Parti'de dolayısıyla İmamoğlu ne yapacak edecek? Burada adaylık koparmaya çalışacak. O olmadıysa da bir pazarlığa oturup kendine bir yeni ha şu da olabilir. Hani genel başkanını ister ama eğer genel başkanlığı koparamazsa beni yeniden aday gösterin belediyeye diye söz almak isteyebilir. Çünkü zor yani hakikaten önümüzdeki dönem. Peki İyi Parti'de kariyerini devam ettirmek isteyebilir mi? Bu da güçlü bir ihtimal. Ben İyi Parti ihtimalinin 2028'e kalmayacağını düşünüyorum. Yani eğer öyle bir seçenek doğarsa çok daha erken olacağı kanaatindeyim. Meral Hanım İyi Parti'nin başına mı? artık ne Meral yaparlar Hanım'ın bilemiyorum. yerine. Hani İyi Parti'ye nasıl formüle Ya ederler? bir defa artık yani CHP'li değil, İyi Partili birisi gibi değil mi? Gibi Yani gözüküyor orayla İmamoğlu. bütünleşti. İyi Parti tabanı da artık sevimli geliyor, sempatik geliyor, sıcak geliyor. İyi Parti'nin şu anda trolleri de kendisine destek veriyorlar yurt gezilerinde. Yani bayağı bir kaynaştılar. CHP'den hızlı bir şekilde yani ruh olarak da ayrıştı. Dolayısıyla hani yani bir büyükşehir belediye başkan adayım olur. Meral Hanım'dan sonra genel başkan adayım olur. O da bir ihtimal. Çünkü ben Meral Hanım'ın hani diğer liderlerden farklı olarak hani kendine çok uzun vadeli bir kariyer planı yaptığını düşünmüyorum. Eğer çok sayıda milletvekiliyle parlamentoya girerse belki yani Cumhur İttifakı'yla bir iktidar ortaklığı düşünebilir. Ama 2028'e kalmadan daha erken bir saatte, vakitte genel başkanlığı bırakabilir diye düşünüyorum. Böyle çok uzun vadeli bir senaryosu olduğu kanaatinde değilim. Meral Hanım'a. Meral Hanım'a. Ha, bu O tabii. zaman ben bak biraz yaklaştın o zaman sen Evet. bu benim konuştuğum bakanın Evet. senaryosu çok da Ya şey 2028'e gelmedi. kalmaz. Çünkü şeyde de hatırlayın. Geçen Yok şöyle yani CHP'de yaşayarak bunu yani CHP'den aday olamadı. CHP'nin genel başkanı için yarıştı. Olmadı. Ondan sonra İyi Parti'ye geçti yani ve onun devamında CHP'de bir gelecek gözükmüyor. Eğer Kılıçdaroğlu uzlaşmazsa, bunlar bir konuda bir mutabık kalmazlar ise İmamoğlu'na bir CHP'de ben gelecek CHP'de bir gelecek gördüm. görmüyorum. Kariyerini İyi Parti'de devam ettirmek isteyebilir. Eğer bu yola saparsa ben 2028'e kalacağını düşünmüyorum. Bir Ben de 2020 özür diliyorum. 2028'e kadar Meral Hanım'ın İyi Parti'nin başında olacağını da düşünmüyorum yani ayrıca. ya şu Daha son dediğin daha ha, kritik bir ha. cümle. Bu senaryoyu desteklemesi Ha. açısından yani Meral Hanım da çekilirse İmamoğlu İyi Parti'nin başına pekala girebilir. Ya ben buna ihtimal vermiyorum. Çünkü ya siyaseten özellikle genel başkanlık gibi mevkiye gelebilmeniz için bir siyasi hikayenizin güçlü bir siyasi altyapınızın olması lazım. Şimdi öyle değil mi Şamil Gültekin gibi mi? abi? Yani şimdi şöyle ya neyse şimdi kişiselleştirmeyelim. Ben kişiselleştirmeyeyim yani sizin Estağfurullah. açınızdan söylemiyorum. İmamoğlu'nun elinde şimdi çok büyük bir güç var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Yani devlet içinde bir devlet İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Doğru. Türkiye'nin en büyük ili, Türkiye'nin en büyük bütçeli Büyükşehir Belediyesi Tabii. elinizde. Bugün etrafınızda gezen insanlar, size yakıştırılan sıfatlar, sizin için oluşturulan algı da sizin özgül ağırlığınızdan çok oturduğunuz koltuktan aldığınız gücün etkisi var. Yarın o koltuk altınızdan çekildiğinde bugün etrafınızda olan insanların çok ama çok büyük bir bölümü yakın çevrenizde olmayacak.
Yani dolayısıyla... O Saraçhane'de toplananları çoğu ya, belediyede işe aldı. Zafer, şey adamlar... ismi söylüyorsun bu, İmamoğlu için. Evet, İmamoğlu. Evet. Abi İmamoğlu'na hikaye yazarlar ya, öyle deme ya. Yani zannetmiyorum şu an ya, abi ya. Şöyle bak, Binali Yıldırım'ı yenmiş adam falan. Hani sen ona bir hikaye yazarsan yazılır yani. Ya, işte iki defa seçim kazanmış vesaire. Şöyle Şamil abi, şu olsaydı, şunu yapsaydı... Yani diğerlerine göre aslında üzerine senaryo üretilebilecek potansiyel bak, isimlerden biri. Haklısın ya. Ama şu olsaydı, geride kalan 4 yılda... Sadece işine odaklansaydı. O ayrı. İstanbul'da bir başarı hikayesini gerçekten yazabilseydi. O zaman zaten muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı olurdu. Tabii tabii. Tarafı tarafsız herkes gerçekten şunu gönül rahatlığıyla. Ya adam geldi 4 yılda İstanbul'da taş üstüne taş koydu. Şunu da yaptı, bunu da yaptı. Herkesin başkanı oldu cümlesini hiç düşünmeden söyleyebilseydi. Şamil abinin dediği şey, hani dediği gibi en kuvvetli Cumhurbaşkanı adayı da olurdu. Ama bu olmadı. Yani tren kaçtı. Evet, peki. Bu saatten sonra o bence yani onun kızıl elması artık Cumhurbaşkanlığıydı. Artık CHP Genel Başkanlığı. Bunu aldı aldı. Almadı geçmiş olsun. İyi Parti'de de bir gelecek yok. Bak buradan demin sen bir soru sordun aslında. Meral Hanım niye bak Kemal Bey'e muhtaçlar? Ya bu saatten sonra 13 Şubat'ta aday açıklayacağız diyorlar. Seçime tam 91 gün kala aday açıklıyorsun sen. O saatten sonra o masada bir kriz çıkarsa... Diyelim ki çıktı ve ikili üçlü adaya gidildi. Ya seçim döneminde bunu nasıl tolere edecekler o büyük krizi? Masa dağılacak mesela. Bunun altından kalkamayacaklarını düşünürler bir. İyi Parti kimi aday gösterecek? İmamoğlu'nu gösteremezsin. Geç onu. Yani CHP istemediği sürece İmamoğlu'nu aday gösteremezsin. Olmaz. O mümkün değil. Şimdi bu seçim için diyorsun. Tabii. Tamam. Şimdi Meral Hanım... Macron modeli olmaz. Meral Hanım dediği. Ya o İmamoğlu onu yapmaz. Niye dolaşıyor bu kadar? 15 ya işte tane. CHP Genel Başkanlığı için dolaşıyor. Bak zaten... Belki son dakikada daha düşer, ay çıkar. Yani. İzni şöyle alıyor. Kemal Bey'den izin alıyor yurt gezilerine çıkarken. Tamam. Diyor ki hem Anadolu'ya çıkayım, mağduriyetimi anlatayım. Hem de sizin kampanyanızın altyapısını hazırlayayım diyor. Ha. Ve kerhen izin veriliyor kendisine. Kemal Bey de yiyor mu bunu? İstemeye istemeye izin veriyor mesela. Şimdi biz bazen yanlış okuma yapıyoruz. Diyoruz ki ya Seyit Torun da yanında. Ya Seyit Torun yanında tamam. Adam partinin yerel yönetimlerden sorumlu. Genel başkan yardımcısı. Genel merkezde emin ol gidilen yerlerde bir not tutuyordur. Kim nasıl yaklaşıyor, kim... Belki de Seyit Torun'un görevi budur yani. Bilemiyoruz artık. Yani bu iş çünkü o izin biraz zorlukla alınmış Şamil abi. O, ve aynen ifade şu, ben hem mağduriyetimi Anadolu'ya anlatayım, hem de sizin adaylığınızın bir ön çalışması gibi olsun. Anlatılan bu. Şimdi ama Meral Hanım eğer işte burada... Kemal Bey ne kadar inandırıcı? Anlıyor işte hiç mesele anmıyor. O. Ama şu var bak, Meral Hanım diyelim ki Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteremiyor. Çıktı kendisi aday oldu. 2018'de olduğu gibi partisinden düşük bir oy alırsa, hatta onu bırak, en çok oy alan ikinci aday olamazsa, genel başkanlığı sorgulanmaz mı? Sorgulanır. Bu topa girer mi, bu riski alır mı? Almaz. Yani dolayısıyla Kemal Bey herkes için en uygun ve ideal adaydır. Seçimi alırsa bir şekilde o vaat ettikleri formülü uygulayabilecek en mantıklı ve makul aday gibi gözüküyor. Hani eşit yönetim, eşit yetki, çok inanmıyorum da. Kaybederlerse de hepsinin bir hikayesi olacak. Kardeşim biz uyardık ama sözümüzü dinletemedik. Masayı dağıtmamak için, milletin umudunu heba etmemek için sesimizi çıkartmadık diyeceklerdir. Mehmetciğim ben bir cümle az önceki ifademe şunu eklemek isterim. Eğer İmamoğlu'nun kariyer planlamasında bir genel başkanlık hayali var ise ben İyi Parti genel başkanlığı ihtimalini CHP genel başkanlığı ihtimalinden daha yüksek görüyorum. Evet. Yani bu biraz önceki benim aktardığım bakan şeyi toparlamış öngörüsüyle örtüşüyor bu söylediğim. Evet yani ben ilave olarak da 2028'e de kalmayacağı kanaatindeyim. Meral Hanım'ın seçimden sonra belli bir süre koalisyon ortaklığı için burada diğer tarafta artık ne yapacaksa belli bir aşamadan sonra da siyaseti kendine göre emin olduğu birine bırakıp ayrılma ihtimali yüksek görenlerden biriyim yani. Bu